Bir Müslüman herhangi bir şekilde toprakla oynarken, su ile oynarken, hava ile oynarken, insanların geleceğine dair şeylerle oynarken, sadece kanunları uygun buluyor diye kendisine rahatlık hakkı tanıyabilir mi ya? Biz istediğimiz tarafa dönüp kılarız namazı kıble şart değil diyemediğimiz gibi istediğimiz yere de kazma vuramayız biz. İstediğin yere beton dökemezsin. istediğin ağacı kesemezsin. Sadece çevreye güzel görünüyor mu diye bir mühendise sorarak kesemezsin. Bu ağaç bu şehir için gerekli miydi, gereksiz miydi diye sormak zorundasın. Çünkü müminin farkı budur. Avrupalı, kendi kültürüne göre bir anlayış oluşturmuş. Bu ağaçlar daha güzel görünüyor diye onları söküp bunları dikeceğim diyor. Sen öyle düşünemezsin. Ağaçlar da tesbih yapıyor. Bu tesbihleri önlemek Allah tarafından hesabı sorulur bir şey midir diye düşünmek zorundasın. Mümin farkı. Mümin farkı. Ümmeti Muhammed'in iktidar olduğu dünya ile Batı kültürünün iktidar olduğu dünya arasındaki farkı biz hissetmeliyiz her şeyden evvel. Bizim iktidarımız sadece ucuz dairelerin bulunduğu, herkesin daire alabildiği, herkesin istediği yere inşaat yapabildiği şey demek değildir. Bugün kullandığımız dünyayı bir sonraki asra, daha sonraki kuşaklara bugünkü gibi en azından emanet edebildiğimiz zaman bu ümmete ait bir iş yapmış oluruz. Avrupa standartlarında şirin görünmek Allah'ın rızasına tersse bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çölün ortasında şehirler kuruyorsun. Yemyeşil vadileri harap edip şehirler kuruyorsun. Suyu, havayı, toprağı, insanın temel ihtiyaçlarını sadece senin şirin görünmeni ölçü alarak yapıyorsun, Allah'ın rızasını yok kabul ediyorsun, Allah o zaman seni bekliyor. Hem dünyada sana bir azap tattıracak, halbuki sen edebiyat yapmıştın, biz belediyemizde yetim hakkına çok dikkat ettik. Belediye yetim hakkı, üstelik yetimlere de ayakkabı da dağıtmıştın sen. Maşallah. 300 sene sonrasının yetimleri Oynayacak park bulamadılar ama. Yeşil bırakmadın. Suyu harap ettin. Doğayı savaşılacak bir nesne gibi gördün sen. Nerede bir boş yer gördüysen beton döktün oraya. Mümin insan. Her halükarda Allah'tan korkan insandır namazı istediği tarafa dönüp kılamadığı gibi betonu ve kazmayı da istediği tarafa vuramaz. Ama ne yazık ki bir hoca efendiden ders dinleyelim dendiğinde hele bir tefsir dersi dinleyelim dense bu çevreyle ilgili yeşille ilgili bir ders yapsa bir hoca efendi Allah Allah bu çevre mühendisi midir denir. Bunu Müslümanların Kur'anlı, hadisli, bir konusu olarak görmeyi bile düşünemiyor Müslümanlar. Bize böyle lanse edilmeye çalışılmış. Yıllarca böyle kafamıza konmuş. Abdest alacaksın, abdest İslam'ın temellerinden birisi, abdest suyunu batı düşünecek. Öyle şey olur mu ya? Bu emaneti Allah ümmete vermiş. Ümmeti Muhammed bu dünyanın bekçisidir. Ciddi düşünmek, Kapsamlı düşünmek, uzay çaplı düşünmek zorundayız müminler olarak.